Basketçiler de sizin oyunun gibi. Abi ne yapıyorsun? Yavaş biraz. Babamızı yarıyoruz. Ya kusura bakma ya. Ne olsun Cem? Nasılsın ya? Ya Cem'ciğim hayırdır? Hangi rüzgar attı senin buralara? Ya baba hiç sorma ya. Bir senaryoya başladım. Bir türlü sonunu getiremiyorum ya. Ne senaryosuymuş bu? Anlat bakalım. Belki beraber bir şeyler bulabiliriz. Bu seferki senaryo bambaşka. Altın Portakalı, Oscar'ı. Hem kısa film olarak yapacağız abi. Yani parayı götürürüz. Bak şimdi abi. Devlet adına çalışan bir tetikçi özel bir binada bulunan gizli bir dosyayı almak için devletin üst kademesindeki şahıs tarafından görevlendiriliyor. Vay be, bu seferki bayağı iyiye benziyor. Bir dinleyelim bakalım şunu. Sonra abi, bizim tetikçi sonunda hemen binada oluyor. Yani o gizli dosyaları bulmak için harekete geçiyor aktarma. Müzik eşliğinde yürüyor mu? Bu ileride müzik eşliğinde bale de yapar herhalde. Saçmalama be abi. Tetikçinin bale yaptığı nerede görülmüş? O sırada binada çalışan bir eleman merdivenlerden ağır ağır böyle hani baba hesabı inmeye başlar. Merdivenlerden inerken abi o sırada elemanın gözü bizim tetikçinin silahına takılıyor. Sonra abi bizim stajyer başlar koşmaya. Eleman sonra bizim tetikçiye izini kaybettiriyor. Sonra elemanın izini buluyor mu tetikçi? Susta izle abi. Bundan sonrası aslında daha kolay. Tetikçi görevini bitirmek için yoluna devam ediyor. Ve tetikçi kapıyı yavaşça açar. Abi film burada bitiyor galiba. Galiba. Bir dakika, ya abi eski mi açıyorsun o benim abi? Ya
Bu herifler abi espri yapacak adam orada. Ya abi zaten yapacak orada ya. Espri yapacak zaten. Tamam hadi başlayalım. Başlayın abi. Devlet adına çalışan bir şey. Ya sen ne boşuna bak. Gel gelsene oraya sen ya. Ya ben kabloya dolandım. Kurtarın beni. Ben deyince devlet adına çalışacağım. Dönün bana bak. Gelir. Bak şimdi abi. Tamam. Olur be.